Ahmet Hakan, ikinci turda ne olacağını doğru anlamak istiyorsan, Bekir Ağırdır'dan uzak duracaksın, Özer Sencer'e kulak verdiğin kadar Hilmi Daşdemir'e İhsan Aktaş'a da kulak vereceksin. Hakan Bayrakçı'yı dikkatle takip edeceksin. Adam milimetrik bildi. Üç yıldır yaptığı siyasi analizlerin tümü doğru çıktı. Soner Yalçı'nın son dönemde yazdığı yazıları dikkatle okuyacaksın. Müthiş saptamalar yapıyor. Sözcü gazetesine baktığın gibi Akit'e de şöyle bir bakacaksın. Cumhuriyete baktığın gibi Yeni Şafak'a şöyle bir bakacaksın. T24 ile yetinmeyeceksin. Bambaşka bir stille yayın yapan en son habere de tıklayacaksın. İsmail Saymaz haberlerini takip ettiğin kadar Ersin Çelik haberlerini de takip edeceksin. Sürekli Halk TV, Tele1, Sözcü TV falan izlemeyeceksin. Biraz da öbür kanallara takılacaksın. Cüneyt Özdemir'e dikkat kesilmende fayda var. Gerçi tam karşıtı değil ama yine de Adem Metan'a dikkat kesilmeyi ihmal etmeyeceksin. Ayşenur abla Emin Çapa bir kulağında ise öbür kulağında Zafer Şahin Abdülkadir selvi olacak. Ümit Özdağ'ın bir etkisi olduğuna inanıyorsan Sinan Oğan'ın da bir etkisi olabileceği ihtimaline kapı aralayacaksın. Sürekli sizin tarafa yapılan haksızlıklara, yanlışlara odaklanmayacaksın. Karşı tarafa yapılan haksızlıkları, yanlışları da göreceksin. Sadece kendi tarafını millet, halk olarak görme yanılgısından vazgeçeceksin. Karşı taraftakilerin de millet, halk olduğu gerçeğini atlamayacaksın. Troll denilen olgunun sadece bir tarafa özgü olmadığını, senin tarafının da trolleri olduğunu bir veri olarak cebe koyacaksın. Twitter'dan kafanı biraz olsun kaldıracaksın. Taksicilerle, bakkallarla, amcalarla, gençlerle konuşacaksın. Sadece Kadıköy'e, Beşiktaş'a, Şişli'ye bakmayacaksın. Biraz da Bağcılara, Esenlere, Güngören'e bakacaksın. Kısacası, bir zahmet yankı odandan çıkacaksın.'' çıkmazsan 28 Mayıs gecesi niye böyle oldu? Hani kazanıyorduk? Hani bu iş bitmişti falan diye dövünmen nafile olur. Dimyat, pirinç, bulgur. Seçim sonuçlarıyla ilgili büyük konuşmamaya hep özen gösteriyordum. Ama bu sefer izin verirseniz büyük konuşacağım. İkinci tur sonuçlarını analiz ederken sözlerimizin arasında dimyat, pirinç, bulgur gibi sözcükler çok geçecek. Şunlar burada dursun. Siyaset toplama çıkarma işlemleriyle yapılacak bir iş değildir. Bunun böyle olmadığı bir kez daha anlaşılacak. Seçimden sonra büyük bir tsunami gelecek, muhalefet tarumar olacak, koltukları korumak hiç de kolay olmayacak. Deva gelecek, tarihe karışacak, saadet, dernek gibi bir şey olacak, Gültekin Bey bir sahil kasabasına yerleşecek. Twitter'dan seçim kazanılmayacağı gerçeği bir kez daha kafalara dank edecek. Twitter siyasi açıdan kaybettiren mecra olarak kayıtlara geçecek. Kazanan kaybeden. Ümit Özdağ kazandı. Sinan Oğan bile Cumhur İttifakı'na destek vermişken yüzde iki oyuyla resmen Kemal Kılıçdaroğlu'na politika dayattı. Sıkı bir pazarlık yaptı. Üstelik bu pazarlığı kendi açısından ilkeler düzleminde yapmış oldu. Böylece bu işin kazananı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katkısı ne olacaksa Ümit Özdağ'ın da Millet İttifakı'na katkısı o olacak. Özdağ da kazandıracak etkiyi oluşturamayacak. Ümit Özdağ'ın politikada yattığı bir aday olarak kayıtlara geçmesi de işin cabası. Klas bir mağlubiyet. Eğer parodit adında dönüşler yaşanmasaydı, eğer Ümit Özdağ 3 gün harcanmasaydı, eğer aniden milliyetçi olmaya çabalanmasaydı, eğer paniğe telaşa kapılarak yanlışlar yapılmasaydı, eğer pozitif yaklaşımlara devam edilseydi, eğer birdenbire mülteciler meselesine abanılmasaydı, belki yine mağlubiyet olacaktı ama hiç değilse klas bir mağlubiyet olacaktı. Hiç değilse hep denedin, hep yenildin, olsun yine dene yine yenil, daha iyi yenil diye artistlikler yapılabilecekti. Korkarım yine kaybedilecek ama pek de izzetü ikbal ile bir kaybetme olmayacak. İzmir ve Ege'de Kasaboğlu Farkı Birinci tur öncesi en iyi kampanyayı yapanlardan biri de oydu. İzmir'i ve Ege'yi kucakladı. Ayrıştırmadı, birleştirdi. Gençlerle iyi bir bağ kurdu pozitif bir imaj çizdi. İkinci tur öncesi hiç frene basmadı, Ege şehirlerini dolaşıyor. Sıracık fotoğraflar çıkıyor ortaya. Çizgisini değiştirmeden sürdürüyor. Baba ocağı Manisa ile bağı dikkat çekiyor. Montaj olayının yanlışı doğrusu. Murat Karayılan dağda bir PKK propaganda videosu çekmiş. Etrafında silahlı adamlar slogan atıyor, alkış tutuyor. Kılıçdaroğlu'yla ile alakası yok bu videonun. Ama sosyal medyada bu görüntüleri alıp Kılıçdaroğlu'nun Haydi filmiyle birleştirenler oldu. Sosyal medya buna benzer faaliyetlerin alanı. İki tarafta yapıyor buna benzer montajları. Görsellerle oynanıyor, kurgular yapılıyor. Benzer hınzırlıklarla dolu sosyal medya. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu, bakın gençler sosyal medyada ne yapmışlar, öyle bir montaj yapmışlar ki Hedefi vurmuşlar falan diye takdim etseydi bu kadar sorun olmayacaktı. Sorun bu kurgunun gerçekmiş gibi yansıtılmasında. Zaten sorunun farkına varan Erdoğan ertesi gün düzeltmeyi yaptı. Gençlerin zekice hazırladıkları 5 saniyelik görüntü üzerine tepiniyorlar dedi. Bu düzeltme yeterli midir, değil midir? Ona siz karar verin. Kılıçdaroğlu'nun bu montaja sinirlenmesi tabii ki hakkıdır. Buna karşı meydan okuması, sert mesajlar vermesi falan, bu yanlışın üzerine gitmesi, bu yanlışı diline dolaması falan hepsi hakkı. Ama Kılıçdaroğlu'nun atladığı bir husus var. Tamam o 5 saniyelik görüntü montaj. Buna karşılık Kandil'den yağmur gibi yağan Kılıçdaroğlu yanlısı videolarda buz gibi gerçek. Bir başka gerçek de şu. Kılıçdaroğlu Kandil'den kendisine yapılan destek açıklamalarıyla ilgili olarak 14 Mayıs öncesi bir tutum almadı. Tavır koymadı, siz kimsiniz be demedi, sinirlenmedi, meydan okumadı. Bu tartışmanın uzaması Kılıçdaroğlu'na yarar sağlamaz çünkü tartışma uzadıkça Kandil'den gelen Kılıçdaroğlu'na destek videolarının daha fazla dolaşıma sokulmasına zemin hazırlanıyor. Böylece o açıklamaları hiç görmeyenler de görmüş oluyor. Ahmet Hakan, Hürriyet Tamer Korkmaz Mr. Kemal, bak bu kuru soğan değil, Sinan Oğan. Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etmesi zilletçi cephenin medyasıyla trollerini çıldırttı. Linç kampanyasında ahlaksızlığın zirvesine çıktılar. Daha önce aynısının masadan kalktığında Akşener için adaylıktan ısrar ettiğinde ise ince için yapmışlardı. Meral Hanım da Muharrem Bey de boyun eğdiler ve siyaseten kaybettiler. Sinan ise eğilmedi, bükülmedi, tutarlı, ilkeli davrandı. Bir başka deyişle, haydut Amerika'ya hayır, bağımsız Türkiye'ye evet demiş oldu. O an Mr. Kemal gibi çakma değil, hakiki bir milliyetçidir. Bunu cümle aleme gösterdi. Amerika'nın, AB'nin, Kandil'in, Pensilvanya'nın adayı kılıçlar sonu desteklemek gibi vahim bir yanlışa düşmedi. Aksi halde siyasi geleceğini mahvederdi. Siyasi kudeta, Sinan ikinci turda Erdoğan'a destek açıklamasını yaparken tercihinin nedenlerini çok iyi izah etti, fevkalade ikna ediciydi. Ayrıca Muharrem İnce'ye yönelik kurgusal kaset komplosuna da değindi ve ona yapılan demokrasiye darbedir dedi inceye karşı yürütülen linç kampanyası uydurma kaset komplosuyla hedefini vururken, başta CHP olmak üzere zilletçiler bu Fethullahçı komplonun ortağıydılar. Seçim sandığına yönelik işte bu ahlaksız, kirli ve antidemokratik siyasi müdahale, zillet cephesindekilerle işbirlikçilerinin o biteviye sözünü ettikleri demokrasiyle hiçbir alakalarının bulunmadığını bir kere daha gösterdi. Özdağ'ın beklenen kararı. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci tur için Sinan Oğan'la birlikte hareket etmedi. Bir nevi mahkemenin gün atması benzeri partisinin kararını erteledi. Dün yine açıklamadı kararı bugüne bıraktı. Yürüttüğü görüşmeler, temaslar Özdağ'ın ikinci turda Mr. Kemal'i desteklemeye yakın olduğunu işaretliyor. Beklendiği üzere eğer bu yönde bir karar beyan ederse, o vakit Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki birçok menfi beyanının kendisinin siyasi hayatını bir gölge, hatta bir kabus gibi takip edeceğini öngörmek hiç de zor değildir. Bunların başında Kılıçdaroğlu kazanırsa, HDP'li belediyeler PKK'nın desteğini isterler ve iç savaş çıkar açıklaması geliyor. Nedir? İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir Özdağ, PKK terör örgütüyle FETÖ'nün adayını desteklemiş olur. Bunun anlamı HDPKK ile kan dillilerle ve de siyasi ve FETÖ iltisaklı Enver Altaylı'nın İP'li yeğeni Buğra Kavuncu'yla ortaklıktır. Böyle bir durumda Özdağ'ın milliliğinin ya da milliyetçiliğinin hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Siyasi geleceği için kritik gün. Ümit Özdağ ikinci tur için Sinan farklı düşünüyoruz dediğine göre Erdoğan'ı desteklemeyeceğini söylemiş oldu hiçbir adayı desteklemeyeceğiz diyerek en azından tarafsız kalması halinde böylesi bir tercih siyasi geleceği açısından problemli değildir. Mevcut çizgisini korumuş olur yoluna aynı şekilde devam eder. Ne var ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi halinde ilkeli veya tutarlı siyaset bahsinde otur sıfır alacağından siyaseten sınıfta kalır. Politik geleceğe yalan olur. Kıssadan ise Kandille HDP kası ikinci turda da itina ile ve hararetle. Voice of America Mr. Kemal'i destekliyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun oylarına sahip çıkın çağrısına terörist elebaşı Duran Kalkan'ın dağdan inen yakın koruması bile katıldı. 14 Mayıs için sahaya sürmüşlerdi. Atatürk imzalı sırt çantasıyla kamufle olup dolaşan HDPKK'nın müşahit listesindeki işte bu terörist enselendi. Alo Ümit Özda Tamer Korkmaz Yeni Şafak